Şimdi Alevi toplumunda zaman zaman kullanılan bir ifadeden yola çıkarak konuya girelim. Ne Aliler gördüm Osman çıktı. Evet, Bilirsiniz bu tabiri. kesinlikle. Ne Aliler gördüm Osman çıktı. Camide düşünülen Ali, Aleviler için Ali değil Osman'dır. Yani bugün Camide düşünülen yani Ali, öyle Aleviler için Osman'dır. Osman'dır Evet. camideki Ali. Evet. Şimdi bize Ali'dir diye camideki Ali'yi tanıtmaya, takdim etmeye çalışanlar aslında bizim Ali zannedip de sonunda Osman çıktığını göreceğimiz Alilerdir. Evet. Bu çok önemli. Çok önemli bir nokta. Evet, bizim Ali'miz, Alevilerin Ali'si. Ya kaç Ali var diyecekler şimdi. Kaç Ali olduğunu deminki sözde gördük. Ne Aliler gördüm Osman Osman çıktı. Demek ki çıktılar. tek Ali falan yok. Olsaydı ne Aliler gördüm Osman çıktı demezdi bu halk. Demezdi. Evet. Bu söz boşuna çıkmamış. Dolayısıyla demek ki herkese göre bir Ali var. Şimdi bir de üstelik üzerinden 1400 küsür yıl geçmiş ortalama aşağı Evet. yukarı böyle bir kişilikten de bahsediyoruz. Hı. Bırakınız 1400 yılı dünyadan göçeli henüz 100 yıl bile olmamış büyük düşünce adamları, fikir adamları, siyaset adamları hakkında bile Hı. birbirinden farklı tezler, birbirinden farklı düşünceler ortaya Atılıyorken. konulabiliyorsa Evet. 1400 yıllık bir kişilikten bahsediyoruz Evet. burada. Dolayısıyla onun hakkında da bir yığın farklı farklı izah tarzları, farklı farklı kanaatler oluşacaktır. Evet. Ve herkes kendi penceresinden kendi Ali'sini anlatıyor. Anlatacak. Biz neyi anlatıyoruz? Biz deyişlerde gördüğümüz Ali'yi anlatıyoruz. Duazimamlarda gördüğümüz Ali'yi anlatıyoruz. Miraçnamelerde gördüğümüz Ali'yi anlatıyoruz. Miracı Nebi'ye Telli çıkan Ali'yi Kur'an'la, evet, anlatıyoruz, telli evet. Kur'an'la anlatılan Ali'yi biz Aynen. anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Telli Kur'an'ın dilindeki Ali'yi, Kevser sakisi olan Ali'yi anlatmaya çalışıyoruz. Deminki sohbetimizde de söyledik. Kırkların cemindeki Ali o kadar önemli ki bu. Çok önemli, Kırkların çok. cemindeki Ali'dir senin Ali. Ney Alevi? Başka bir Ali değil. Şimdi diyorlar ki Hazreti Ali camide namaz kılarken öldürüldü. Bir kere öldürüldü tabiri bizi irite ediyor zaten. Onu Evet. kabul etmiyoruz. Öldürüldü demeyiz biz. Hı. Şehit oldu, hakka Şehit oldu yürüdü, deriz, evet. don değiştirdi gibi tabirler kullanırız. Dolayısıyla bu tabir bile bir kere irite eden bir ifade. Hazreti Ali döneminde adına cami denilen bir mabet yoktu. Evet. Mescitler vardı. Evet. Evet, Peygamber Efendimizin döneminde de mescitler vardı. Ama bakın o dönemdeki mescitler, Peygamber Efendimizin dönemindeki mescitler bugün hem mimari manada hem de fonksiyon itibariyle Çok şan. cemevlerini andırıyor. Ha, evet, o Camileri dönemde değil, camide de camileri değil, değil, evet. cemevlerini andırıyor. Yani Peygamberin Mescid-i Nebisi'nin bugüne yansıması Cemevi. bugünkü camiler değil, bugünkü Cemevleri. cemevleridir. O zaman yani o zamanki görünüşün ama ruhu bugün cemevlerinde yaşıyor. Öyle mi Şimdi diyebiliriz? tabii bir başka ilahiyatçı arkadaşım böyle bir cümle sarf ettiğini Evet. duydum. Yani aslında bir yönüyle Öyle mi katılıyorum. yaşatabiliriz dediği Bir doğru mu yönüyle yani? katılıyorum. Yani şimdi Hı. Peygamberin dönemindeki mabetlerin ruhu cemevlerinde şekli camilerde gibi bir Bir ifade cümle kullanmıştı, evet, evet. ben duydum onu. Ya ben buna kısmen katılıyorum. Evet ruhu cemevlerinde ama ben şeklinin de cemevlerinde olduğunu iddia ediyorum. Şekil Sizin itibar anlatımınıza göre evet evet doğrusu bu. Hem şekli hem hem ruhu ruhu cemevlerinde. İkisi bir cemevlerindedir. arada, evet. Ne şekli ne ruhu maalesef benim yaklaşımımla, benim anlayışımla Anadolu Alevileri de böyle görür. Ne şekli ne ruhu camilerde değildir. Yani o Zira. dönemde o zaman hocam minaresi O olmayan, evet. gösterişi olmayan, devasa bir yapının olmadığı insanların sadece kendilerine uygun gördükleri yerlerde kıldıkları namaz Evet, aslında. tabii. Yani Şimdi mescit dedikleri yer orası. evet yani eksik bir izahta da bulunmayalım. Şekil derken kastedilen orada mimari şekil değil, içindeki yapılan fonksiyon Zaten noktasında içi dolu şekli değilse kastediyor. hocam Evet. yapılan bir ibadethanenin bir anlamı da Evet. yok herhalde. Evet. Şimdi yani o arkadaşımız, o hocamız şöyle dedi, demeye çalıştı. Yani bugün ibadetin şekli camilerde doğru, ibadetin. Şekli. Ha, ruhu cemevlerinde demek Evet. istedi. Orada şekil ve ruh kavramlarını bina üzerinden değil de içinde yapılan ibadet biçimi Dolulukla anlamı, üzerinden evet. anlatmaya çalıştı. Ben bu noktada da ısrarlıyım. Hem ibadetin şekli bakımından hem de ibadetin ruhu bakımından Peygamber Efendimizin dönemindeki dinsel yaşam bugün cemevlerinde devam ediyor. Bu Hı. konuda ısrarlıyım. Hı. Ve bunun da altını doldurmak isterim bu Hı. vesileyle. Elbette Bakınız. buyurun.
Peygamber Efendimizin, İmam Ali'nin ve diğer tüm İslam ulularının, Alevi İslam inancının ulularının, Ehl-i Beyt'in ibadetinde şekil itibariyle olan nedir? Cemal. Şimdi birileri buna namaz diyor, birileri salat diyor vesaire. Nedir şekil itibariyle? Kıyam, ayakta durmak, rükû, öne doğru eğilmek ve secde. Secdeye kapanmak, sonra da Kur'an'dan ayetler okumak, dualar okumak vesaire. Şimdi şekil bu. Bu şekil, peygamberin ibadet biçimi olan bu ibadet şekli, şekil olmak bakımından cemevlerinde yok mu bu şekil? Bu şekil var cemevlerinde. Tabii, geliyoruz, peki, rükûya duruyoruz. Evet, hepsini yapıyoruz. Hizmet ediyoruz ve niyaz oluyoruz. Dolayısıyla şekil de var cemevli. Şekil, ha biz ibadetin şeklini önemsemeyiz ama şekil şartı için eğer illa bir şartsa bu birileri tarafından diye bunu söylüyoruz. Yoksa ki şekle şemale bakmayız. Bakmıyoruz. Yani ama illa ki bu değerlendirilecekse diye bunu söylüyoruz. Şekil itibariyle de cemevlerinde aynı ibadet devam ediyor. Ruh açısındansa evet orada çok isabetli. Gerçekten ibadetin ruhu cemevlerinde. O vecd hali, o coşku hali, o içtenlik, o samimiyet, orada paylaşmak, gelip lokma götürmek, lokmaları paylaşmak, açları doyurmak, dayanışma kuşları içerisinde olmak. Kuşları dara kaldırıp herkesin suçunu ortaya etmek. Ahlaki bir eğitim sürecine dahil etmek. Yine eşitlik bakımından mesela kadın ve erkek beraber ibadet etmesi ayetlerde hiçbir zaman ayrım yok. Ey inanan erkekler hadi gelin ibadet edemiyor. O dönemde evet. Bile yani Peygamberimizin tabii. Hazreti Ali'nin döneminde bile kadın erkek aynı yerde aynı yerde ibadet ediyorlardı. O zaman dolayısıyla ortaya şu çıkmıyor mu? Yani bu insanların birbirinden ayrıştırılması için hani söyleniyor ama yani o yaşam şekli ya o dönemle bu dönem arasındaki hiçbir fark yok ama sadece rant işte dini çıkar uğruna ya da tepelerde kalabilmek uğruna insanların ibadet şekillerini bölmek mi oluyor tabii, o zaman? Tabii doğru. Yani tam da o aslında. Şuna vurgu yapmak istiyorum. Şimdi bugün bir asimilasyon unsuru olarak, bir asimilasyon argümanı olarak kullanılan bir söylem. İşte Hazreti Ali camide namaz kılarken öldürüldü. Evet. Ey Aleviler. Neden gelmiyorsunuz ey camiye? Ey Aleviler neden sizin daha çok sahip çıkmanız gerekmiyor mu camiye? Bak en sevdiğiniz kişi orada öldürüldü. Oranın sizin için daha büyük anlamının olması gerekmiyor mu? Bak namaz kılarken öldürüldü. Sizin daha çok namaz kılıp onu diri tutmanız, politikasının en önemli ve birinci diri tutmanız sıradaki gerekmiyor mu? Gibi böyle bir avami anlayışla ifade edilebilecek bir söylem var. Hı hı. Bu isabetli değil, bu doğru değil. Yani bazı canlarımız da tarihte şöyle yanıt vermişler. Biz niye camiye gitmiyoruz? Hazreti Ali camide öldürüldüğü için gitmiyoruz, protesto ediyoruz. O zaman da karşı taraf demiş zaman zaman işte yani Hazreti Ali yemek yerken öldürülseydi sen yemek yemeyecek miydin gibi böyle evet. Çok belki biraz düzeyi düşürdük ama bunlar konuşulan şeyler bunlar evet. İnsanların karşısında böyleyse böyle mi olmalı evet. Deniyor. Şimdi bu burada doğrusu tarihsel hakikat şu. Hazreti İmam Ali Efendimiz evinin önünde saldırıya uğradı. Zehirli kılıç darbesiyle yaralandı. Sonra evine alındı. 3 gün hasta yatağında yattı. 3. gün zehir vücuduna tümüyle yayıldığı için 3. gün Kabe'nin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki kurtuldum diyerek Hakk'a yürüdü, don değiştirdi, ölmedi. Hı hı. Alevi terminolojisinde bu böyle anlatılır. Öyledir, evet, don değiştirir. Ve bakın yine Alevi anlayışında Şah Hatayi bunu deyişlerde ifade ediyor. Şah Hatayi ulu pirimiz diyor ki, Ali'dir cesedin kendisi yuyan, yuyup kefeniyle tabuta koyan, hak ile, evet, hak ile hak olan Ali'dir, hak ile hak olan arslan Ali'dir gibi deyişlerinde Şah Hatayi Hazretleri bunu ifade çok ediyor. Diğer ozanlarımız ifade da ifade ediyor. Evet. Yani bizim Ali'miz öyle bir Ali ki kendi cenazesini kendisi yüyor, yıkıyor. Evet. Kendi cenazesini kendisi kefenliyor, kendi namazını kendi kıldırıyor. Cenaze namazını kastediyorum. Ve sonra tabuta yükleyip, deveye yükleyip, tabuta koyup, deveye yükleyip, devenin yularından yederek, yetmek vardır yularından tutup çekmek. Yederek çöle doğru gidip sırr oluyor. Ve Alevilikteki Ali işte böyle bir Ali'dir. Bu Ali'yi Şii fıkhı, Şii inancı reddediyor. Bu Ali'yi Sünni fıkhı, Sünni inancı da reddediyor. Sünni teoloji de çatışma reddediyor. Çatışma da orada yani, başlıyor zaten. Anadolu Alevisinin idrakindeki, inancındaki, zihnindeki Ali'yi reddetmek konusunda Şii ile Sünni tam bir ittifak halinde. Bu kadar söyleyeyim size. Çok Anadolu önemli. Alevilerinin zihnindeki, gönlündeki, kalbindeki Ali'yi, o batın Ali'yi, batıni Ali'yi evet. Reddetmek konusunda
Ehli sünnet denilen grupla Şia aynı konumdalar. Tam bir ittifak halindeler. O zaman güzel, yani güzel bir çalışma yapmışlar ki biz sünnileştirebiliyorsak sünnileştirelim, evet. Siz şiileştirebiliyorsanız şiileştirin. Ne diyorlar Alevilerin bu Ali anlatısına? Diyorlar ki bu sizin Ali'nin efsaneleştirilmiş halini anlatıyorsunuz. Ali'nin mitoloji boyutunu anlatıyorsunuz. Bu mitolojidir, bu efsanedir. Gerçekte böyle bir Ali yoktur. Gerçekte olan Ali bizim anlattığımız Ali'dir. Sizin deyişlerinizde geçen Ali, sizin anlattığınız Ali, sizin uydurduğunuz ahistorik, tarih dışı bir Ali'dir. Evet, kendi yarattığınız bir varlık. Hatta bu Ali'nin tanrılaştırılmış, putlaştırılmış, ilahlaştırılmış bir halidir. Siz açıkça Ali Allah'tır demeseniz de mitolojilerinizle, efsanelerinizle, anlatılarınızla Ali'yi Allah konumuna çıkarıyorsunuz. Aslında bunu yapmak suretiyle de siz Allah'a şirk koşuyorsunuz. Aslında siz putperestsiniz. Bu kadar yalın söylemiyorlar. Ben deşiyorum, açıklıyorum. Siz bayağı açık. Evet. Bunu dolaylı yolla bunu demiş oluyorlar aslında. Onu evet. Anlatmaya çalışıyorum. O halde yapılması icap eden şey Anadolu Aleviliğinin özünde, temelinde, merkezinde olan Ali'yi savunmaktır. Aleviliği savunmak. Hı hı. Zira Alevileri Alevi yapan bu Ali algısıdır. Hı hı. Bu Ali algısını savunuyorum ben. Hı hı. Bu Ali algısının tersindeki bir Ali benim Alim değildir. Bu kadar net söylüyorum. Bu da zaten bizim evet. Deyişlerimizde, duazlarımızda evet. Ortada var olan Hazreti evet. Ali inancı. Evet. Benim Alim Ebu Talib'in oğlu Ali'dir. Ali bin Ebi Talib'dir. Ama sadece o değildir. Hı hı. Onunla birlikte bin bir donda baş gösteren Ali'dir. Ali'dir. Mesela Pir Sultan ne diyor? Ben Ali'yim, Ali benim. Ali benim. Ali Pir Sultan donunda gelmiştir. Ali Hacı Bektaş donunda gelmiştir. Ali Şah Hatayi donunda gelmiştir. Yunus donunda ama, gelmiştir. Evet, evet, ama bize diyorlar ki Ali'yi sadece Ebu Talib'in oğlu Ali olarak kabul et. Diğerlerini Ali kabul etme. O zaman bu Aleviye... Onu kabul edersen işte sünnileşmiş evet. Olacaksın. Evet. İşte gerçek yolu bulmuş olacaksın. Bu ne demektir? Bu ne demektir? Yani sadece Ebu Talib'in oğlu Ali donundaki Ali'yi kabul et. Ebu Talib'in oğlu Ali'yi Ali olarak görmelisin sadece. Pir Sultan'ı, Şah Hatayi'yi, bunların Ali'nin bir yansıması, Ali'nin yeniden don değiştirmiş, yeniden bedenlenerek dünyaya gelmiş hali olarak düşünürsen İslam'ın dışına çıkmış olursun. Şirke düşmüş olursun, İslam dairesinin dışına çıkmış olursun demektir bu ve Anadolu Alevisi'ne sen Aleviliğini terk et demektir bu. Aleviliğinden vazgeç veya Aleviliğini başka bir muhtevaya büründür. Yine Aleviyim demeye devam et kendine. Ama başka bir içeriğini değiştir. Yani içini. Mazrufu değiştir. Zarf devam etsin de dışında zarfın içindeki içi boş olsun. Zarfın içindekini değiştirelim. Zarfın içerisine doğru olan Ali'yi koyalım demek gibi bir şey kendi bu. Kendi kafalarındaki doğru evet, olan Ali. Evet. İşte bu konudan şiddetle reddetmeli, direnmeli kendi Ali'sini, Pir Sultan'ın Ali'sini, Şah Hatayi'nin Ali'sini, Hacı Bektaş Veli'nin Ali'sini, Yemini'nin, Virani'nin Ali'sini eyvallah. Savunduğu sürece Alevi toplumu Aleviliği hak ediyor demektir. Bunu savunmazsa bir Alevi'nin Aleviliği hak etmesi de mümkün değil. O yüzden düşünelim bakın Şah Hatayi boşuna demiyor. Bağrı kızıl yakut gibi kan olmadan ben kızılbaşım demek kimsenin haddine değildir. Öyle kolay değil diyor yani. Bağrın kızıl yakut gibi kan olacak ve gerçek Ali'yi savunacaksın. Şah Hatayi'nin deyişlerinde anlatılan Ali'yi savunacaksın ki, ona inanacaksın ki Aleviliğin devam edebilsin. Alevi kimliğine bağlılığın devam edebilsin. Bu öyle bir Ali ki bunu en güzel anlatanlardan birisi de Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Pek çok bakımdan Mevlana'nın bazı düşüncelerine katılmayabilirim. Ama Ali'yi anlattığı öyle cümleler var ki işte budur diyorum. Hı hı. Diyor ki mesela en zirve noktadır benim için. Mevlana Hazreti Ali'yi anlatırken diyor ki hiçbir şey yokken o vardı. Ve devamında diyor ki Ali Tanrı'nın zatına yapışmış ve o olmuştur diyor. Bunu Mevlana diyor. Mesela Mevlana'nın bu sözleri pek anlatılmıyor. Şimdi onu diyecek. Bilinmiyor. Neden o zaman hani Mevlana Celaleddin Rumi'nin diğer bütün her şeyse anlatılıyor da hı hı. Diğer işte Sünni kesim tarafından işte evet, şey evet. Bir aruz törenlerinde evet, evet. Neden Mevlana'nın Hazreti Ali hakkında söylediği bu hı hı. Zirve kelime kullanılmıyor? Çünkü kullanıldığı noktada ne olacak? Ha, Mevlana da Hazreti Ali'ye biat etmiş, evet, inanmış. Perde kalkacak o zaman. Evet. Gözlerin önüne düşen o perdeler kalkacak. İnsanların. Ve yüzyıllardır Alevileri suçladıkları o suçu
Mevlana'nın da işlediğini görecekler. Tabii evet. Suçu burada tırnak içinde söylüyorum. Aynen. O suç değil, o bizim için bir şeref. Farklı bir, evet. Kesinlikle bir algı. Dolayısıyla gerçek Mevlana'nın, Mevlana anlatıldığından ve Mevlana'nın bu sözleri halka izhar edildiğinde o zaman görecekler ki Mevlana Ali'yi aslında Ali'nin hak ettiği şekilde izah etmiş. Mevlana bunu kendi de uydurmuyor. Bunu peygamberin sözlerinden yola çıkarak aslında söylüyor. Zira bu konuda bir suçlu varsa en büyük suçlu haşa Peygamber Efendimiz'dir. Ne diyor Peygamberimiz? El hakku ma Ali ve Aliyun ma al hak. Ali daima hak ile beraberdir. Hak da daima Ali ile beraberdir. Hak demek ne demek? Hak Allah demektir. Allah daima Ali iledir ve Ali daima Allah'ladır. Bu tıpkı Mevlana'nın Ali Tanrı'nın zatına yapışmış ve o olmuştur demesinin bir başka şeklidir aslında. Bir başka versiyonudur. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'den neş'et ediyor Alevilerin deyişlerindeki bu büyük Ali anlatısı. Peygamberimiz buyuruyor ki bütün peygamberlerin yanında Ali sırr olarak vardı. Benim yanımda ise aşikar olarak var. Yine başka bir sözünde diyor ki eğer herkes Ali'yi sevmiş olsaydı cehenneme gerek kalmazdı. Cehennem Ali'yi sevmeyenler için var diyor. İnsanlar Ali sevgisinde birleşseydi cehenneme gerek kalmazdı diyor. Belki de bu dünya evet. Böyle savaş içerisinde olmazdı evet, zaten evet, cehennemde evet. Bu dünyada. Bakın bu peygamberin için. Sözleri, Hazreti Ahmet-i Muhtar'ın sözleri. Yine Peygamber Efendimiz'in o kadar sarsıcı insanları kendine getirmesi gereken sözleri var ki kendisi için söylemediği bir şeyi, kendisi için bile söylemediği bir şeyi Ali için söylüyor. Diyor ki Ali'nin adını anmak ibadettir. Mesela peygamber benim adımı anmak ibadettir demiyor. Demiyor. Ama Ali'nin adını anmak ibadettir diyor. İşte o bizim deyişlerimizdeki evet. Ulu ozanlarımızın deyişlerinde ve bizim yüreğimizde yaşattığımız Ali. Evet. Ben size şah damarınızdan daha yakınım demişse evet, Ali'yi evet. Biz de orada bütünleştirmiş zaten. Evet. Yani biz deyişlerimizdeki Ali'mizi savunmalıyız. Kırkların cemindeki Ali'mizi savunmalıyız. Cem yürüten semah dönen bir Ali'yi savunmalıyız. Böyle bir Ali'dir bizim Ali'miz. Bu Ali Ebu Talib'in oğlu Ali'dir. Bu Ali Kırkların cemindeki Ali'dir. Bu Ali Pir Sultan donunda gelen Ali'dir. Ali'dir. Şah Hatayi donunda gelen Ali'dir. Eyvallah böyle hocam. Düşünmeliyiz. Çok teşekkür ediyoruz.